Merhaba ben Ayhan Göksu. Bugünkü videomuzda Model Based Definition konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hepimiz iki boyutlu çizimlere aşinayız. Yüzlerce yıldır kullanılıyorlar ve hala işe yarıyorlar. Bu sunumda neden model tabanlı tanımlamayla uğraşmalıyız? Model tabanlı tanımlamanın somut faydaları nelerdir ve model tabanlı tanımlamayı kullanmak için en önemli birkaç nedene göz atacağız. İlk olarak Model tabanlı tanımlama yani MBD'nin ne olduğu hakkında konuşalım. Geçmişe baktığımızda, Model-Based Definition uygulamasını tartışmak için yapılan ilk ASME standartları toplantısı bundan 27 yıl önce 1997 yılında yapıldı ve o yıllarda bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanan bir dizi şirket vardı. Ve bu insanlar bu üç boyutlu katı modelleri oluşturuyorsak, neden üretimi için gidip iki boyutlu teknik çizimleri de oluşturuyoruz? GMA ya da ürün ve üretim bilgilerini modelin içine koyarak iki boyutlu imalat resmi oluşturma adımını ortadan kaldırabilir miyiz diye sormaya başladılar. Ve bunun ardından ASME, yani uzun adıyla American Society of Mechanical Engineers, 2006 yılında ilk ASME Y14.41 Digital Product Definition Data Practices standartını yayınladı. 2005 yılında da PTC ProEngineer Wildfire 3.0 sürümüyle MBD'ye ilk defa yer verdi. MBD ile ana fikir hem üç boyutlu bir modele hem de iki boyutlu bir çizme sahip olmak yerine çizimin sahip olduğu tüm ek açıklamaları içeren üç boyutlu modeli gerçek bilgi kaynağı olarak kullanmaktır. Hepimiz üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz ve üç boyutluluk bizim için aslında sezgiseldir. Ancak teknik iletişimler söz konusu olduğunda bir çizim oluşturmak için üç boyutlu nesneleri iki boyutlu bir düzleme yansıtmamız gerekir. Daha sonra da başka birinin bu iki boyutlu soyutlamayı tekrar üç boyutluya zihinsel olarak yeniden yapılandırması gerekir. Bu çoğu tasarımın zaten 3 boyutlu CAD modelleri olarak oluşturulduğunu düşündüğünüzde aslında dolan başlı bir yoldur. Bu sapma sadece yoğun zihinsel kodlan ve kod çözmeyi gerektirmekle kalmaz aynı zamanda belirsizlikleri de davet eder. Örneğin şu anda ekranda yer alan şu basit çizime bakın. Diyelim ki önümüze böyle bir resim geldi. Ancak bu modelin ortasında bir delik mi var yoksa basit bir ekstrüzyon mu bunu bilmiyoruz. Bu yüzden ya ilave açıklama varsa bunu bulmamız gerekiyor ya da başka bir görünüş bulup birden fazla bakış açısıyla bunu ilişkilendirerek bir yargıya varmamız gerekiyor. Basit bir çizimi anlamak hızlı olabilir ancak şekildeki gibi normal bir çizimi yorumlamamız gerekirse ilişkilendirmeler ve yargılar önemli ölçüde karmaşıklaşır ve bu da iletişimi daha zor ve daha az verimli hale getirebilir. Öte yandan NBD'nin önünde yer alan bazı engeller ve korkular da var. En büyük korkulardan bir tanesi iki boyutlu çizim olmadan modelin üretim ya da kontrolünün yapılamayacağı şekilde. Şimdi bu doğru değil. Çünkü artık hem üretim hem de kalite kontrol sistemlerinde semantik açıklamaları destekleyen ve PMI bilgilerini model üzerinden okuyabilen birçok yazılım var. Bunların yanı sıra maliyet analizi, teklif verme, süreç planlama, robot programlama, tolerans yığılma analizi ve benzeri gibi birçok başka prosedürde de MBD ile otomatikleştirilebilir. Bu otomasyonların hiçbirinin somut fayda sağlamasaydı önemli olmayacağını söylemeye sanıyorum gerek yok. MBD'nin ne kadar işe yaradığını ve niceliksel değer ölçümlerini kanıtlamak için ABD'deki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü model tabanlı imalat ve denetimi desteklemek için dijital iş parçacının test edilmesi isimli bir çalışma yürütmüş. Ve model bazlı yaklaşımın yandaki tabloda gösterildiği üzere çeşitli test modellerinde %60'dan %78'e kadar varan zaman tasarrufu sağladığı tespit edilmiş. %78 ne demek biliyor musunuz? Hafta boyunca halledebileceğiniz tüm işi pazartesi günü bitirmeniz demek. Şimdi birçok kişi MBD ile kazanılan zamanın çoğunun iki boyutlu çizim oluşturmamaktan dolayı olduğunu inanabilir. Yani evet iki boyutlu bir çizim oluşturmaya gerek kalmaması gerçekten bize zaman kazandırabilir. Ancak üç boyutlu modellerde de gerekli ölçülendirme ve anotasyon işlemlerinin veya diğer ek açıklamaların yapılması gerekiyor sonuç olarak. Yani buradaki esas fark az önce de sözünü ettiğim PMI otomasyonlarının veriyi iki boyutlu gösterimlere göre daha hızlı okumasından kaynaklanır. Dolayısıyla buradaki gerçek tasarruf verinin oluşturulma sürecinde değil, verinin tüketimi esnasında oluşur. Bunun sebebi oldukça basit. Veriler ister iki boyutlu çizimlerde, isterse MBD'de olsun bir kez mutlaka oluşturulur. Ancak birçok paydaş tarafından birçok kez tüketilir. Bir organizasyonda ve tedarik zincirinde veya müşteri tabanında veya tüm ürün yaşam döngüsü boyunca birçok tüketim noktası vardır. Ve bu da tüketim tarafındaki tasarrufları yazma tarafındaki tasarruflardan çok daha önemli hale getirir. Tüm bu söylediklerimi özetleme gerekirse MBD tamamen kağıtsız ve teknik çizimler olmadan ilerlemek değildir. Bu tamamen yanlış bilmiyor. Bilgileri yine 3 boyutlu modele koyuyorsunuz ve ihtiyaç duyduğunuz durumlarda yine çizim oluşturabilirsiniz. MBD yolculuğunuza başlamak için yapmanız gereken bazı şeylerden bahsedelim. İlk adımımız tabii ki de altyapımızı kurmak olacak. Bu da sheet metal, part ve SMD şablonlarının ayarlanması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü düzgün ayarlanmış bir şablon kullanmak size her zaman çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Model şablonlarınız içerisinde standart olarak bulunmasını istediğiniz notlar veya açıklamalar yer alabilir. Örneğin model ağacınızın alt bilgisini, bir yasal bildirim veya telif hakkı ile ilgili bazı standart notları yandaki şekilde görüldüğü gibi ekleyebilirsiniz. Bir diğer başlangıç noktamız ise kombin görünüşler. Combined görünüş, özellikle üç görünüşte vereceğiniz tüm ölçülendirmelerin ve ek açıklamaların tabiri caizse makarnaya dönmesini engelleyen en önemli unsur bizim için NVIDIA'da. Combined görünüşleri View Manager üzerinden veya EoT sekmesindeki New Combined View komutuyla oluşturabilirsiniz. Ek olarak tüm Combined görünüşleri grafik ekranınızın alt kısmında birer sekme olarak görüntülemeniz mümkün. Hatta bir Winchill ekranı kullanıyorsanız CryoView görüntüleyicisi üzerinde de bu Combined e, View'lara ulaşabiliyorsunuz. Ya yani anlayacağınız üzere MB'deki tüm sınıflandırmaları bu Combined görünüşler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bir Combined görünüş içerisinde kayıtlı orientation'ları, simprep gösterimlerini, kesitleri, explode görünüşleri, style state ve appearance state'leri saklayabilir. Combine görünüşlerle ilgili daha fazla detay için Informatik Innovation YouTube kanalımızdaki PTC Creo ile Combine View oluşturma videomuza da göz atabilirsiniz. İkinci adımımız Annotation düzlemleri. Bu düzlemlerle ölçü ve ek açıklamaları hangi görünüme göre yazacağınızı kontrol edebilirsiniz. Default olarak ön, arka, üst, alt, sağ, sol ve ekran düz olacak şekilde 7 adet annotation düzlemi bulunur Bunlara yeni annotation düzlemleri ekleyebilir. Annotation elemanının yönünü ve duruş açısını kontrol edebilirsiniz. MBD serüvenimizdeki üçüncü adım ise üç boyutlu açıklamaların oluşturulması. Combine setlerimizi oluşturduk. Annotation düzlemimizi ayarladık. Sıra geldi model üzerindeki ölçülendirmelerin, not ekleme işlemlerinin veya toleranslandırma işlemlerinin yapılmasına. Bunun için Creo'nun teknik resim ortamından da bildiğiniz Show Model Annotations komutunu kullanabilirsiniz. Bu sayede unsurlardan gelen, unsurlarda kullandığınız ölçüleri çekebilirsiniz model üzerine. Veya kendiniz dilediğiniz bir ölçülendirme yapmak için Dimension komutunu kullanabilirsiniz. Veya yeni işte boyut toleransları, geometrik toleransları da ekleyebilirsiniz model üzerine. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan Creo programı üzerinden MBD'yi nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum. İlk örneğimizi açalım. Açmış olduğum örnekte ekranın altındaki sekmeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi az önce de sözünü ettiğim üzere View Manager üzerindeki Combined görünüşlerden geliyor. Combined görünüşleri View Manager üzerinde oluşturup düzenleyebileceğiniz gibi buradaki sekmenin üzerinden de düzenleyebilirsiniz. Örneğin m 7 a Seabor sekmesine bakıyorum. Edit Definition diyerek içeriğini değiştirebilirim ve içeriğine tekrar göz attığımızda bakın burada bir kombin görünüş oluşturmak için gerekli. Orientation'lar, simprepler, esitler, appearance state'ler ve layer state'ler bölümünü görüyorum. Yeni bir combine view yine view manager üzerinden oluşturabilirsiniz. Veya annotate sekmesi üzerinden new diyerek de basitçe oluşturabilirsiniz. Hemen yeni bir sekme oluştu bakın. Bunu rename diyelim. MBD 7B diyelim bunun ismine. Bunu sürükleyerek yerini değiştirebilirim. Bir görünüş atayalım buna. Örneğin ben modelim üzerinde General Note isminde bir orientation var. Bunu bu görünüşe atamak istiyorum. Şu anda herhangi atanmış bir şey yok. Ve bakın değiştirdiğimde orientation değişmeyecektir. General Note tekrar seçiyorum. İlgili Combine State'deyken update demem yeterli. Artık bu görünüşü combined state'e atamıştır bakın. Bunun ardından anotasyonlarımı eklemeye başlayabilirim. Örneğin bir basit bir not ekleyelim buraya. Oklu bir not olsun. Yüzey üzerine iliştirelim bunu. Şöyle bottom çalışma düzlemini seçeceğim. Ve buna bu not yazalım. Şimdi şu anda bu yeni oluşturmuş olduğum not semantic query'e baktığımda yalnızca seçmiş olduğum yüzeye atanmış durumda. Fakat PMI bilgilerinde bunu diğer yüzeylerle de ilişkilendirmek istiyorum. Bunun için de not seçiliyken referansı giriyorum ve ilave yüzey ekleyeceğim referanslardan. Bu yüzeyi de dahil edelim. Siden Boundary Surface'i de bunu da görmek istiyorum dedim. Tekrar Semantic Query'e baktığımda tüm bu yüzeylerin bu notla ilişkili olduğuna görüyorum. Bu bilgi PMI ile karşı tarafa taşınacaktır. Burada bir şey atladık. Notumuz ters duruyor hala bu tür terslik durumlarını change orientation'da değiştirebilirim. Buraya gelip Flip demem yeterli bunun için. Şimdi diğer sekmelere göz atışık olursak o kısmı hızlı geçtik biraz. Sırasıyla aslında göstermek istiyorum. Şimdi buradaki sekmelerde aslında tipik bir MBD şemasını görüyorsunuz. Yani ee, buradaki sıralama MBD'de hani standart kabul edilmiş bir sıralama aslında. Ve ilk sekmeye baktığımda işte MBD1 default sayfasına baktığımda burada işte sayfamla ilgili veya işte firmamla ilgili bazı notlar olabilir. İşte standart notlar, telif hakkı bildirimleri olabilir. İkinci sekmede bir site haritası oluşturulmuş. Yani site haritası ne demek? Bu aşağıdaki sekmelere referans verebilirsiniz. Bunu linklemelerle yapıyoruz. Örneğin bakın MBD6 datum sekmesine. Şurada bakın. Üzerine link yerleştirilmiş. Ctrl tuşu ile klik dediğimde o sekmeye beni götürecektir. Burada hatta siz şöyle yapabilirsiniz. Her sekmeye de bir işte home yazısı koyarsınız veya bir sembol koyarsınız. Onu e, linkle tekrar sistem app'e adresleyebilirsiniz. Yani home'a klik dediğinizde tekrar bu bölüme dönsün gibi. Devam ediyorum. Titles bölümünde bazı default notlar eklenmiş. İşte burada tasarımcı ismi, işte kontrol edeniniz vesaire. Burada parametreler kullanıldığında dikkat edin. Notlarda parametre değerlerini çektirebiliyoruz bildiğiniz üzere. Tabi şu an parametrelerim boş. Hemen kontrol etmem gerekirse şu parametreze geliyorum. Bakın designer name işte des app vl gibi parametre oluşturmuş. Bunlar boş. Birkaç tane oluşturalım isterseniz örneğin. Designer name parametresi. String olsun. Ben bir adım yazayım. Bir tane daha oluşturayım. Nedir? Check date. Örneğin. Buna string diyelim. Ben 2024 diyelim. Şöyle bir notun üzerine geleceğim tekrar alması için. Burası yani daha oluşurken burayı birleşik yapmışlar. Oraya şöyle boşluk koyacağım. Bakın girmiş olduğum parametre değerleri buraya otomatik olarak düştü. Bunlardan da faydalanabiliyoruz emitte. Gördüğün sekmeye baktığımızda property sekmesi işte malzeme ile ilgili bilgiler olabilir ağırlıkla ilgili bilgiler olabilir. MBD5 notlar sekmesi modelle ilgili ilave notlar. MBD6'ya geldiğimizde datum feature sembollerin yerleştirilmesi. Bundan sonra da MBD7 kısmında işte 7A işte base olsun. Yani bu şöyle de olabilir. MBD7A işte front 7A right 7A işte tap şeklinde de farklı görünüşlü olabilirdi. Buradan sonrası artık size kalmış. Yani illa ki bu şablona uymak zorunda değilsiniz. Ama bu genellikle standart kabul edilmiş bir şablon yapısı MBD üzerinde. Şimdi biz şuraya gelelim. Bakın burada sırasıyla ölçülendirmeler yapılmış. Ne oluyor? Combine state'ler sayesinde ölçüleriniz yani tek bir default görünüşte değil. Ayrı ayrı e, görünüş sahnelerinde e, yapılandırılmış oluyor. Böylece birbirine girmemiş oluyor ölçülerimiz. Şöyle gelelim şimdi, şu sekmeye geldim ve birkaç ölçülendirme yapalım. Mesela şuradaki çapı ölçülendirelim. Dimension'a geldim. Yüzey seçimiyle. Yüzeyi seçip. Hmm, şu an tabii batımdayım. Front düzlemde yapacağım bunu. Tekrar ediyorum o yüzden. Yüzeye geldim. Şöyle bir diameter oluşturacağımı söylüyorum. ve Orta tuşla bırakıyorum ölçümü. Tamam bu kısımla işim bitti. Ölçüm biraz düzenleyeceğim. Çünkü iki basamak istiyorum. Bunun dışında dört yerde var bu delikten. O yüzden dimension text'in başına şöyle 4x eklemek istiyorum. Tolerans ayrıca açmak istiyorum bunda. Simetrik artı eksi 0.2 kadar tolerans göstermek istiyorum. Şimdi notumu biraz döndürmek istiyorum. Biraz bana doğru baksın. Yine bunu change orientation'dan yapacağım. Text orientation'ı 190 derece kadar kendime doğru döndüreceğim. Konumunda şöyle yapalım. Geometrik tolerans ekleyebilirsiniz. Geldim. Normal Teknik resimde yaptığım gibi hiçbir farkı yok. Konum toleransı olsun. Artı 02 A dotumuna göre olsun diyelim. Veya bu şu da olabilir. Başka state'lerdeki ölçüyü buraya aktarabilirsiniz. Örneğin bakalım diğer sekmelere. Mesela bu sekmede bir 48.1 ölçüsü var. Buradan yapacağım şey Annotate sekmesinden Assign to State, bunun mini toolbarı da atayabilirsiniz bu komutu. Assign to State deyip Bunu yeni oluşturduğum pardon Seaboard'da çalışıyordum Bu State'e ata diyelim. Mevcut State'ten silmez siz silmediğiniz müddetçe. Remove from State demeniz gerekir kaldırması için. Ben şöyle 7a Seaboard Ekmesine geçtiğimde ölçüyü burada da göreceğim. Şimdi bu şekilde ölçülendirmenizi ve tüm ek açıklamalarınızı yaptınız diyelim. Winchill'e check-in yaptığınızda Winchill pvz'yi otomatik oluşturacaktır. Ben şu an burada Winchill bağlantım olmadığı için pvz'yi kendim oluşturacağım. Masa üstüne pvz çıkartıyorum. Ve Creo View programına geçiyorum. CryoView'da az önce export ettiğimiz pvz'yi açalım. Böyle bir Available sekmesinde Bakın combine state'lerinin hepsi bu karışık görüntüye bakmayın bu default view'dan geliyor Benim aslında ilk görüntüm şöyle ikinci panelde kapatıyorum Bakın sistem ya da yine linkler kırıyor view üzerinde de çalışıyor yani buradan titles bölümüne git diyebilirim Benim çalışmış olduğum bölüm buradaydı bu çerçeve şu an Kırıyor view'daki Kesit hmm, düzlemi görünüyor onu kapatayım buradan Kadenizle ne de render modumu şey edit with yapacağım. Şimdi burada bir de Creo View'un bir özelliği olarak design check yapabilirsiniz. Design check için Creo View'un bir check lisansı var. O gerekiyor. Onun alt bilgisini vereyim. Bu da şu işime yarayacak. Mesela burada gelip bu ölçüyü Onaylayabilirim. Ben resmi kontrol edelim. Kriyo parametrik kullanıcısı değilim. E, Creo view üzerinden bu datayı açtım ve ölçülendirmelerin veya resmin uygun olup olmadığını kontrol ediyorum. Mesela bu ölçüye uygun işlem verdim. Buna geldim. Dedim ki işte düzenlenmesi gerekiyor. Not ekleyebilirsiniz bunlara. Tek not dersem, Şöyle düzgün yazalım. Okey dedim. Veya bu çalışmayı açtınız diyelim. Notu açtınız. Başka bir Winchill kullanıcısı buna cevap verebilir. Burada ismi yazacaktır. Cevap verip tekrar üzerine kaydettiğinde bir başkası tekrar notu görebilir. Veya bu ölçüye geldim. Bu ölçü içinde bunu ilgili online state üzerinden kaldır diyebiliriz. Şimdi MBD'de her zaman ölçü, not, toleranslandırma işlemi değil, kaynak gösterimleri de gerçekleşebiliriz. Bildiğiniz gibi Creo'nun bir de application sekmesi altında kaynak modülü var. Bununla ilgili bir örnek gerçekleştireyim. Ben farklı bir model açtım. Yine MBD sekmelerimde şöyle MBD 7B evvel sekmesine geldim. Burada birkaç kaynak gösterimi gerçekleştireceğim. Önce Enotate'den çalışma düzlemimi Back olarak ayarlıyorum. Applications'a gidip link modülüne geçiyorum ve köşe kaynağı oluşturmak için Fillet verdi. klikledim. Side bir yüzeylerim. Bu yüzeyler olsun. Bu buraya şefe çevre bir kaynak oluşturacağım. Side 2'de bu yüzeyler olsun. Option sekmesine geldim. 2.5'luk katı gösterimde. İnişi grinding olan ve convex profille bir kaynak oluşturdum. Şimdi font yüksekliğine müdahale edeceğim. Bir tane daha oluşturmak istiyorum ama. Bir de şurada bir arka yüzeyim var. Lütfen dedim. Aynı şekilde sağdaki yüzeylerim bunlar olsun. Aynı şekilde oluşturacağım yine. 2.5 solid. Ve okey. Şimdi font yüksekliğim biraz fazla. Fontları şöyle ikisini beraber seçip format sekmesinden font yüksekliğimi 40 olarak güncellemek istiyorum. Biraz da şöyle görünüşe yaklaştırayım onları. Evet şöyle kontrol edeyim tekrar görünüşü. Bunun olup olmadığına dair. Evet iki adet kaynak geometrimi ve sembollerle beraber oluşturmuş oldum. Bir de şu 7C sekmesinde bir tane kaynak oluşturacağım. Onu da şu bölümde oluşturmak istiyorum. Yine weld yapacağım. Saat birim bu yüzey iken, Saat 2'in bu yüzey olsun. Bir kaynak. Solid gösterimde olsun. Şimdi bunun notu nereye geldi bakalım. Şu düzleme düştü. Onu bir değiştirelim. Mesela Change Orientation diyelim ne olsun. Bakalım. Front'ta nasıl olacak? Evet front'ta daha uygun görünüyor. Şöyle 20 derece kadar da döndürürsem benim için daha uygun olacak. Şöyle sembolümü seçtim. Yine font büyüklüğümü bir yapacağım. Ve onu yerine alt kısma getireceğim. Evet kaynak sembollerimizi de NBD ile hızlıca oluşturmuş olduk. Aynı zamanda kaynak modellerimizi de oluşturduk. Şimdi bu kısımda da Creo 11 ile gelen bir özellikten söz etmek istiyorum size. Özellikle MBD tarafında çok işimize yarayacak bir özellik. Çünkü artık en otet sekmesinde tablolar ekleyebiliyoruz. Örneğin şöyle yeni bir sekmeye geçeyim. Mesela Torque Table sekmesine geçeyim. Aynı teknik resim ortamında olduğu gibi Table bölümünden kaça kaçlık bir tablo oluşturacaksak bunu seçip mesela Front değil Right düzleme oluştur diyorum. Yine elimizin altında mini toolbar var. İşte fonta, font yüksekliğine veya font stiline müdahale edeceğimiz. Bunun dışında işte yeni satır ekleyebileceğimiz veya işte referanslar ya da semantic query'yi kontrol edebileceğimiz araçlar bulunuyor mini toolbar üzerinde. Doldurması şu an serbest bir tablo oluşturduğum için doldurması tek hücreye çift klikleyip içerisine değerimi yazıyorum. Şöyle tablomu kaldırayım. Bunun dışında Quick Tables'tan adreslediğiniz tabloları yani kendi tablo dizinizdeki tabloları direkt buraya çekebilirsiniz. Ya da şöyle Table from File'dan bir geri geleyim. Şöyle bir Ork tablosu ekleyelim. Görünüş üzerine. Birkaç hücre değiş, düzenleme yapacağım. Mesela burada torque değerimiz 5 yerine 6.5 olsun. Adet kolonu çok fazla geniş. Onu şöyle daraltabilirim bakın. Oldukça kontrolü basit. Ya da tabloyu biraz sola sağa çekiştireceksiniz. Hemen köşelerinden tutup bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkün. Aynı şekilde büyütmekte bakın. Sağ alt köşede büyütme oku yardımıyla tablomu büyütüp küçültebiliyorum. Şimdi bu aşamada şu metik 3 çarpı 15 sekmesine gelelim. Bakın burada bir tok notum var. Görüldüğü gibi tüm civataları adreslenmiş. Benzer şeyi tablolarda da yapabiliriz. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bildiğiniz üzere referanssız bölümünden oradaki elemanların neyse bunları aratıp o notla ilişkilendiriyoruz değil mi? PMI bilgisinin iletilmesi için. Tablolarda da geliyorum bakın bu hücreye şöyle referansıza giriyorum. Surface'e geldim ve ürün hacimden Matrix 8 çarpı 60 olarak arattım. Bakın 4 adet civatam var. Şu gördüğünüz 4 adet büyük civata. Bunları ekle dedim. Bakın surface sesinin altına ekledi bunları. Yapacağım işlem bu kadar. Aramayı şöyle sonlandırıyorum. Ve zaten tablo hücresini seçtiğimde bana gösteriyor. Semantik query'den de kontrol edecek olursak. Bana koyu kırmızıyla bunların referanslandığını gösteriyor. Bunun işte tablo hücrelerinin stilini düzenlemek oldukça kolay ya da mevcut bir stiliniz var onu almak istiyorsunuz. Mesela ben kırmızı okları mavi ok stiline dönüştürmek istiyorum. Tablo hücremi seçtim. Mini toolbar'ı kullanabilirsiniz. Aynı şey format sekmesinde de yukarıda yer alıyor. Copy text style. Ben yani mini toolbar'ı kullanacağım bunun için. Tekrar boşa klikledim. Mini toolbar'ı görmek için. Ve üst kısımdaki hücrede yer alan oku seçtim. Stilini de bu şekilde kopyalamış olduk devam ediyorum. Şöyle revision table date'ine geçtim. Burada bir revizyon tablomuz var. Buraya bazı değişiklikler gerçekleştirdik bu tasarım üzerinde ve yaptığımız değişiklikleri bu revizyon tablosuna ekleyelim. Hücreyi seçip tablo satırı ekleyeceğim. Insert below dedim ve tablo hücremi dolduruyorum. Böyle B olsun. Tab tuşuyla hücreler arasında geçiş yapabilirim. ECN 1020 olsun. Şöyle tarihi girelim. 2024. Şimdi ne yaptık burada? Torque value'yu hangi civatalar için? Metrik 6 civataları için yapmıştık. Kaça değiştirdik? 6.5 Newton metreye değiştirdik. O tablo hücremi ah, önceden de bildiğim gibi wrap text'i kullanabilirsiniz burada. Şimdi biz bunu nerede yaptık? Metrik altılar için screw metric 6 çarpı 8. Evet bu hücreye aslında adresledik bunu değil mi? Çünkü tok tablosundaki değişiklik oraya ait. O zaman bunu revizyon tablosunda linkleyelim. Linklemek de yine oldukça basit. Bakın geliyorum buradan. Hyperlink. Direkt olarak sekmenin adını yazıyorum. Screw. Zaten çıkıyor bakın. Bakalım listede yer alıyor mu? Buradan da seçebilirsiniz bakın. Metric 6 çarpı 8 seçtim ve OK dediğimde artık bu tablo hücresi buradaki sekmeye linkli durumda. Şöyle kliklersem eğer Ctrl tuşuyla beraber Beni o sekmeye götürecektir. Tekrar şöyle Talk Table'ın üzerine tıklayalım. Orası oradaki not da linkli olduğu için beni tekrar Talk Table sekmesine getirdi bu özellik. Şimdi bunların dışında bir yasal bildiriminiz olabilir veya e, her sekmede görünmesini istediğiniz default bir e, not olabilir. Yine bunu da, ya bu not için de geçerli, tablo için de geçerli. Şöyle yapıyoruz bakın. Mesela text hmm, marking demiş. Bunu flat to screen yapacağım ekrana dik gelmesi için. Boyutlarını biraz küçülteceğim. Çok büyük bir tablo. Hücreye de wrap text yaparsam. Evet bu şekilde. Benim için iyi. Burada tablo e, ee, hücrelerinin çizgilerini blank yapabilirsiniz. Burada blank yapılmış bir tablo var. Ben onu unblank yapacağım geri. Bunun için şöyle tabloyu seçip bakın blank unblank burada tablo seçmeden aktif olmaz. Unblank diyeceğim ben burada şu çizgileri geri getirmek istiyorum. Veya mevcut tablo çizgisini blank komutu ile görünmez de yapabilirdiniz burada. Şimdi bunun içinde bakın getirmiş olduğum tabloyu Şöyle seçip Table 14 Security Marking'i işaretlerseniz üzerinde şöyle bir anahtar ikon çıkacaktır. Artık bu tablo her sekmede geçerli bir tablo olacaktır. Yani bu bir header da olabilir. Mesela modelin ismini yazdığı veya proje isminin yazdığı bir header da olabilir. Bunu Security Marking ile her sekmede görüntüleyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi son bir örneğim daha var. Onu şuradan açalım. Ve burada da properties sekmesine geçelim. Şimdi bu konudan az önce de söz etmiştim. Biz e, annotate'den oluşturduğumuz notların içerisinde parametre değerlerini çağırabiliyoruz. Tablolarda da aynı şey geçerli. Bakın şu an karşımda olan tabloda malzeme parametresi bu neymiş bakalım bu ölçünün adı seçemedim. Çok pardon. Wall thickness parametresi burada ölçü parametreye atanmış olabilir ya da ölçüye isim verilmiş olabilir. Draft angle parametresi ve son olarak da weight parametresinin değerleri tabloya çekilmiş bakın. Şimdi burada değişiklikler yapayım model üzerinde. Bunu zaten bu şekilde yapmamız gerekir. Diğer türlü her değişiklikte tabloları elde düzeltmemiz gerekir. Örneğin malzemeyi değiştirdim. Şuradan wall thickness'ı değiştirelim. Ee, kaç olsun? 8.5 olsun. Draft angle değerim 5 olsun. Ağırlığım şu anda 1.463. Bir recenat edelim bakalım. Evet tablo değerlerim değişti bakın. Tabloda ağırlık bir daha bekliyor benden. Muhtemelen ağırlığı güncellemesi için. Evet tablom şu anda geldi. Sadece update etmedi tablom. Şöyle bakın repaint'i kullanabilirsiniz. Yani ekranı refresh edecektir. Tablom düzelecektir. Veya annotate sekmesine bakın. Yine table bölümüne update tables'ı da kullanabilirsiniz bunun için. Örneğin malzemeyi tekrar eski haline getireyim. İlk hastı seçeyim. Önce benden bir receniyet isteyecek. Bakalım. Bakın aslında geldi. Ekran refresh olmuyor burada. Repaint'i kullanabilirsiniz dediğim gibi. Veya bu defa update tables'ı kullanalım. Update tables dediğimde mevcut değer neyse onu yazdıracaktır buraya. MBD ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Daha fazla bilgi için kriyosupport.info.plm.com ve info.info.plm.com e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin ve Informatik YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.